TRT Haber ekranlarından merhaba sayın seyirciler. Memleketten haber varla karşınızdayız. Sayın seyirciler, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı andan itibaren bütün yurtta demokrasi nöbetleri devam ediyor. Karadeniz bölgesindeki illerde de yurdun dört bir yanındaki gibi vatandaşlar yağmuru aldırmadan yine meydanlara koştu. Bu arada bazı ilginçlikler de yaşandı. Şimdi Karadeniz bölgesindeki izlenimleri almak üzere Trabzon'a uzanacağız. Fatih Doğan karşımızda. Evet Fatih, detaylar için söz sende. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz akşamında giriştiği darbe girişimine karşı tüm Türkiye'de olduğu gibi Karadeniz bölgesinde de protestolar, demokrasi nöbetleri devam ediyor. Tepkiler çığ gibi bütün kent meydanlarında sürüyor diyebiliriz. Zira Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın da açıklamalarında bahsettiği gibi darbe girişiminin ilk gününden bu yana halkımızı meydanlara çağırması ve bu demokrasi nöbetlerinin demokrasi şölenine dönüşmesi ve bunun bir süre daha devam edecek olması, halkın meydanlardan geri gelmemesine ve bunu bir coşku altında kutlamasının devamını sağlamış oldu. Karadeniz bölgesi de tam destekle bu demokrasi nöbetlerine devam ediyor. 6. günü geride bıraktık diyebiliriz. Rize ile başlayacak olursak, sizin de az önce bahsettiğiniz gibi dün akşam Rize'de sağanak yağmur vardı ara ara etkisini arttıran ve Milli Güvenlik Kurulu toplantısı da vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan malum Rizeli hemşerileri de bu toplantının ardından yapacağı açıklamaları pür dikkat kurulan kent meydanındaki kurulan dev ekrandan takip ettiler. Sloganlarla Cumhurbaşkanı'na destek oldular diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını da desteklediler. Yağmur etkisini arttırmış olsa da gece boyunca Rizeliler Rize meydanını doldurdular. Rize'de darbe protestolarına, darbeye karşı protestolarına devam ettiler diyebiliriz. Trabzon'a geldiğimizde ise daha önceki günlerden duyurulan ve Trabzon'da dün akşam 18 sularında sahilde Cumhuriyet Caddesi'nden başlayan bir demokrasi yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşü Milli İrade ve Demokrasi Platformu düzenledi. Yürüyüşe siyasi partilerin temsilcileri, vali, belediye başkanları, dernekler, vakıflar, sivil toplum kuruluşu önderleri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, vatandaşlar, birçok kişi katıldı. Geniş katılımlı yürüyüş Cumhuriyet Caddesi'nden başladı. Kahramanmaraş Caddesi boyunca devam etti ve Atatürk alanında son buldu. Ellerinde bayraklarla tüm Trabzonlular demokrasi yürüyüşüne katıldılar. Darbeye hayır sloganlarıyla Trabzon sokaklarını inlettiler diyebiliriz. Ve kalabalık bundan sonra da dağılmadı Trabzon'da. Gece boyunca Trabzon meydanını doldurdular. Burada Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin mehteran takımının mehter marşlarıyla alan coştu. Kur'anlar okundu şehitler için Trabzon'da. Halk ellerinde bayraklarla darbeye hayır sloganlarıyla gece boyunca nöbetine devam etti diyebiliriz Trabzon'da. Trabzon'dan sonra baktığımızda Artvin'de Ankara ve İstanbul'da, özellikle Ankara ve İstanbul'daki saldırılarda şehit düşen Artvinliler ve diğer tüm şehitlerimiz için Kur'anlar okundu, dualar edildi. Ve Türkiye'nin hemen hemen her tarafında son 4-5 gündür alışık olduğumuz bir manzara yaşandı Artvin'de de. Zira Samsun'da da benzer manzara yaşanmıştı. Gelin ve damat düğünlerini yaptıktan sonra hemşerilerini yalnız bırakmadılar. Onlar da meydanlara gittiler ve meydanlarda Artvinlilere destek oldular. Demokrasi nöbetine onlar da katıldılar. Şölen havasında oradaki yürüyüşlere destek verdiler. Orada tepkilerini koydular. Tabii büyük bir coşku yaşanıyor meydanlarda da. Çünkü Fethullahçı terör örgütünün, paralel ihanet şebekesinin girişmiş olduğu bu olumsuz durumlara karşı halk tepkisini koydu. Halk başardı. Halk darbeye hayır dedi. Ve bu da birçok kişinin mutluluğunu meydanlarda bu şekilde göstermesine sebep oldu diyebiliriz. Sonrasında baktığımızda ise Samsun'da, Ordu'da, Gümüşhane'de de benzer manzaraların yaşandığını söyleyebiliriz. Peki Fatih Doğan, çok teşekkür ediyoruz aktardığın detaylar için.